Evet, merhabalar efendim, nasılsınız? Nasıl olabilirim, canavar gibi, hava güzel, Kıbrıs'tayız, konsere geldik, çok iyi. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Evet. Çok şükür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız gerçekten herkese hayırlı olsun, öyle diyelim yani. Daha nice yüzyıllar olsun, Türkiye için ifade ediyorum. Evet, çoktan belli yokum. Özlediniz mi bizi? Biz sizi çok özledik. Çünkü niye? Yani bir laf konuşunca Türkiye'nin gündemi şu an yok. Bakıyorum yine benim konuşmam lazım bir ki. Bir durgunluk vardı magazin camiasında. Evet evet, biraz bir durgunluk var. Kesinlikle. Yok, böyle bir fikrim yok yani, net katmakla ilgili böyle bir yani özel bir fikrim yok. Ama yine bakıyorum yine gündem yok. İzzet Yıldız'tan konuşunca yine gündemler, yine olaylar, yine şu bu. Ama artık daha gündem yaratmayayım. Yoksa vereyim size biraz yine. Konuşun, konuşun. Peki efendim, oralara geleceğiz ama isterseniz önce... Niye geliyorsunuz oralara? Yok, daha gelmeyin. Başka şey gelmeden olmaz. Söyledim, geçti o. Önce bir konserlerden bahsedeyim. Tüm evet. Süre devam ediyor. Bugün de Kıbrıs'tayız. Evet, bugün Kıbrıs'tayız. Konserimiz var. Yani aslında resepsiyona katılacaktım. Katılamadım haliyle. Burada işimizle ilgili, sahnemizle ilgili, sevenlerimizle ilgili burada bulunmak zorundayız. Sanatçı olduğumuz için. Yani bir yoğun bir tempodur gidiyor. İş hayatını artık daha konuşmayacağım, iş hayatını. Mesleğimi konuşayım. Ben sanatçıyım kardeşim. Ben türkücüyüm. Onun için işimi yapmaya çalışıyorum. İş hayatını biraz daha çocuklar mı idare ediyor? Evet, şu an iki tane oğlumu iki otelde birinin başına, birinin başına geçirdim. İnşallah. Yani yine tabii kontrol şart. Yani onlar gençtir. Kontrol şart. Onları da yine kontrol ediyorum ama inşallah her şey iyi gidiyor yani. Yaramaz hiçbir şey yok çok şükür. Müzik de iyi gidiyor. Yılları devirdiniz artık. Özel bir albüm. İnşallah ya, böyle bir planınız var mı, böyle belli başlı yıllarda yapıyor, 30. yıl, 40. yıl, 50. yıl? Yok, benim öyle bir iş yapmak adına iş yapmıyorum ben ya. Yani ben şu an fikrim benim inşallah bu yıl sonuna doğru bir 2-3 tane böyle özel bir parça yapmak istiyorum yine. Yani yine cover gibi okunmuş parçaları işte. Her okuduklarımı şu an diyorlar ki bunu oku. Mesela Tarkan'ın parçasını okumuştum. Adamlar şu an bütün sevenlerim illa bunu tekrar okumanı istiyoruz, albüm yapmanızı istiyorlar. Buna benzer şeyler var. Yine güzel bir 3-4 tane parça yapacağım. Dünyadan uzak gibi. Çünkü onu da söyledik. O da oldu, o da beğenildi. Güzel okumuş arkadaşlarımız vardı ama yani tabii ki bir solist okuması yani Türkiye'nin... Sizin tarzınızdan dolayı olay biraz daha aynen başka öyle. Biraz farklılaşıyor. Evet, doğru. Söyleyin bakayım, gündemler nedir? Sahneler var, iş hayatı var, evet. Ama bakıyoruz bayağı da bir genç kalıyorsunuz. Kendinize de dikkat ediyorsunuz. Sana teşekkür ediyorum. Bana ne dedi biliyor musun? Duydunuz mu? Yok abi. Abi dedi, seni gördüm, Mustafa'ya benzettim dedi. Ulan ya, seni seviyorum. Tamam. Seni şu an. Evet. Ha, bingo. Moral acı. Formül sormayın, yine gündem yaratırsınız. Yapmayın, formül sormayın. Ama merak ediyoruz. Sormadan ne demeyiz abi haliyle? Sağlıklı beslenme sana. Abi ben... Sonuçta insanlar bak, merak güzel ediyor. Spor. Bak, gündem yine karışmasın diye sağlıklı beslenme diyor. Evet. Var tabii ki formülü, olmaz mı? Genç kalmanın formülleri var. Ama söyleyince yine gündem olur yani. Siz onun sağlıklı beslenmeye inanmadınız herhalde. Sağlıklı beslenmeye tabii ki inanıyorum tabii ki arkadaşlar. Tabii ki inanıyorum. Peki aşk hayatı dinç tutar mı, öyle soralım. Sigara, içkiden uzak durun. Spor yapın. Evet, tabii ki aşk hayatı çok güzel tutar insanları arkadaşlar. Evet. Zinde tutar. Tabii ki, tabii ki. Tabii mutluluk ki diyorsunuz formülü, öyle mi? Bence de mutluluk yani. Ama bu şey bugün kafamı bozdu, bu Eddie Murphy miydi? Eddie Murphy, evet. Değil mi de yanlış söylemedim, evet. Bugün gazetede bir haber gördüm. Ben 9 tane de kalmışım, 10 tane var. Benim çok acil, yani Türkiye'nin bayrağını çekmem lazım yani. Yani bir Türkiye nüfusu yaşlanıyor diye hatta haberler de çıktı. Birçok haber oldu. Türkiye nüfusu yaşlanıyor, hatta 3 çocuk tavsiyesi yeterli kalmayacak bir yönde diye haberler çıktı. Ben o zaman başlayayım. Ben tekrar devam edeyim arkadaşlar. Ben tamam, anladım. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bu iş uzayacak çünkü. Ben bir 12'yi tamamlamam lazım. Bize 11. Türkiye'nin yükü sırtınızda gibi ismi. Gibi oluyor. Türkiye'nin nüfusu sırtımda gibi. Yani biz bayrağımızı çektirmemiz lazım. Eddie Murphy kimdir ya? Allah Allah yani. Türkiye varken, Türkiye'de ben varken.
Hayır yani şöhretler arasında söylüyorum tabii. Aslında bizim... Şöhretler 1-2'yi yapınca bıkıyor efendim. Ya tabii çocukta... evlat büyütmek çok zor haliyle yani ama ben... Profesyonelim artık diyorsun. Ben artık İşi çözmüşüm. İşi çözmüşüm yani. Tabii ki onların her birinin hayatı çok başka. Hatta bu ay Mustafa'mı nişanlıyorum. Büyük oğlumu nişanlıyorum. Daha ilk defa söylüyorum buradan. Zaten yeni. Kaç yaşında oldu Mustafa bu arada? 24. 24. 24 evet. Allah razı olsun. Teşekkür Nasıl ediyorum. Nasıl bir duygu? İlk defa böyle bir... Ya böyle bir şey olabilir mi? Her birini ayrı ayrı dünyasını, birey bir dünya kuruyorsun. Onlara hayat sunuyorsun. Siz her ne kadar genç olsanız da, genç görünseniz de bir torun arzusu falan olabilir mi? Böyle bir ya şey yok değil. O ben baba olacağım. Yine o bana yine dede demeyecek. Baba dede, mı? Büyük kırmızı baba. Büyük baba. Büyük dede, baba. Falan... Dede yok. Dede yaşlı mı hissettiriyor efendim? Yok yaşlı hissettiriyor. Dede lafını sevmiyorum ya. Ne dedesi ya? dede biz dede miyiz ya? Allah Allah. Yani... Daha şeyleri pardon yine karıştırmayalım. Efendim işte. Zaman zaman böyle yaptığınız konuşmalar da gündeme bomba gibi düşüyor. Geçtiğimiz aylarda bir açıklamanız olmuştu. Size katılır nitelikte bir cevap geldi Nükhet Duru'dan. Kendisi geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında şey dedi. Artık tight'ın nasıl giyildiğini kadınlar bilmiyor. Tünikle falan neyse de çorap gibi giyip sokağa çıkıyorlar. Artık buna kadınlar bir durdursun dedi. Sahne adabından da demin vurmuştu. Hatta sahne evet. Adabı insanların kılık yapmaya dikkat etmesi gerekiyor. Çok geç kalmış Nükhet Duru ya. Yani. Siz bunu bir sene önce falan yani. Biz bu lafı konuştuğumuzda Türkiye'nin gündemi oldu. Millet hapishanelere girdi konuşmalarından, davranışlarından. Yani bana inadından bazı insanların. Tabii biraz o zaman linç edildim ama sonradan o linç edildiğim insanların hepsinden özür geldi. Çünkü benim söylediğim şey kişileri hedef almıyordu zaten. Ben normal herkes için konuştum. Nükhet Duru çok geç kalmış bu söylemi için. Sizi yerden mi takip ettim? Gündem bitti. Bitti bu iş bitti. Şu an gündemde neleri var yani. Onu da kendisi de sosyal medyadan özellikle hemcinsleri tarafından bayağı bir eleştiriye maruz kaldı. Ya normal ama yani çünkü bir karşılık yok şu an. Nükhet Duru'nun söylediği şeyle ilgili bir karşılık yok. Bitti. Konu ciddi konular vardı. Ben bir konuşma yaptım gördünüz işte yani neler oldu. Türkiye'nin enleri bir anda... Bana inat olsun diye neler yaptı, bana konuşmalarla ilgili neler yaptı. Tabii üzücü sonuçlarla ilgili karşılaşılmasını asla istemem. Ama ben haklıydım. Ve haklılığımı da kamuoyu kanıtladı. Halk arkasında durdu benim söylediğimin. Çünkü ya biraz burası Türkiye arkadaşlar ya. Biraz yani Türkiye'de yaşıyoruz. Hani Avrupa'da değiliz ki yani. Yani herkesin bir, ya kimsenin de zaten bir Türkiye'de demokrasi var. Kimsenin bir yaşam biçimine kimse karıştığı yok. Yani bu benim fikrim olduğunu beyan etmiştim o zaman da. Fakat saygı duyuyorum dediniz. Tabii ki, herkese saygı duyuyorum. Bana ne ya? Kimisi donla gezer, kimisi atletle gezer, külotla kimisi gezer. Beni ne ilgilendiriyor? Tight'la gezer, bana ne? Ama bu, ya bu benim yaşam biçimim. Bana göre doğru değil. Bu benim fikrim demiştim. Maalesef çok olay oldu. Çok olay oldu. Benim yüzümden inatlaşmalardan dolayı Türkiye'de gündemler. Hapisler oldu, gündemler oldu. Allah kamu, Allah'ım ya Rabbim ben ne yapacağım bilmiyorum ki. Beni yine gündem değiştirmek istiyor musunuz? Söyleyin. Ama finalde haklı olmanın. Tabii ki finalde haklı olmanın gururu başkadır yani. Kişilere karşı değil. Yani kamuoyunda benim haklı oluşum benim için onur verici yani. Ben kimseyi hedef almadım zaten yani ki. Çok da beni ilgilendirmiyor kişilerin hayatları yani. Peki efendim siz böyle çok halkın içinden bir insan olduğunuz için bazı sanatçılar halktan çok kopuk yaşıyor. Siz daha iyi analiz ediyor olabilir misiniz bu tür durumları? Kesinlikle doğru. Ben sahneye çıktığımda kendimi orada sanatçı olarak görüyorum. Bir de yaşam biçimimde çok dikkat ederim tabii ki. Yani yeri geldiğinde ben sanatçıyım. Yoksa babayım, iş adamıyım, abiyim, amcayım. Yani her şeyim ben. Halkım, işte sokakta geziyorum ben öyle çok... böyle kopuk bir adam değilim. Çok bir sanatçı arkadaşlarım da hepsini tanırım. Çok iyi tanırım. Allah o burunlarını kırsın böyle yani. Hep böyle. Burnu kafla anlamı herkes. Hep böyle bak. Ankara'da verdim otel... size bak ne işte buyurun acaba? Verdim size. Hey, bitti işte yani bitti. Neyse bu Ankara'daki otel İzzet Bey ne durumda? Ne zaman açılış gelecek? İnşallah 2023'te.
2023'te açacağız. Yani 2023'ün ilk ayı olabilir. Yani ya birinci ayı ya ikinci ayı, Allah nasip ederse. Ankara'daki yine aynı zincirden, yani İzmir'deki otelimin zincirinden dünya markası olan bir otel. Bir devam edecek mi peki? Edecek, edecek yani inşallah. Başka hedefiniz İstanbul veya ne bileyim Ege'de bir... İstanbul. Öyle mi efendim? İstanbul. Hedefim İstanbul şu an. Ha, İstanbul'da büyük bir işim var çok şükür, ayrı ama otel değil o. Ama bir tane de otel İstanbul'da. Yine aynı böyle o dünya markası olan bir oteli orada da bir tane yaptım mı? En azından dostlarımı gezmek adına da olsun Ankara, İstanbul, İzmir hava almış olurum. Üçgeni kuralım. Evet yani inşallah. Nasip. Kalacak bir odam olsun diyorsun. Ya bir odam olsun her yerde gittiğimde. Yani yabancı bir yerde kalmayayım yani. Efendim peki bunun sırrı ne? Yani özellikle ticarette başarılı olmak da çok zor. Çünkü sanatçıların birçok böyle ticaret girişimi oldu. Birçoğu hüsranla sonuçlandı. İşte gece kulübü işleten, beach, plaj işleten farklı farklı işlere giren isimler oldu. Biraz düşünebilir miyim? Soru çok zor bir sorudur ya. Ben iyiyim. Ben öyle mi diyeyim yani? Temeli sağlam atıyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii biraz espri yapıyorum ama ya hiçbir şeyin havasında olmamak lazım. Uçak alan arkadaşlarımız oldu. Özel uçaklarla yaşamları oldu. Kimlerinin baktığımızda fabrikalar kuruldu. Ne bileyim neler yapıldı. Bir anda biçler, havalar, şunlar bunlar. Aslında ticaret o değil. Ticareti doğru düşünmek lazım. Yani geleceği düşünmek lazım biraz. Yani böyle bir bugünle yarını düşünmeden hareket etmek. İşte bakın işler bir anda pandemi geldi. 3 sene insanlar aç kaldı yani. Birçok insan işe i̇şsiz gidemedi. Kaldı. Böyle işsiz kaldı. Şu an perişan oldular yani. Biraz duygularında havayı seven etrafımız var. O havadan biraz uzak olmaları. Esnaflığı düşünmeleri bence de bir de ülkenin geleceğiyle ilgili yani ticareti, ekonomiyi takip etmeleri, hükümeti takip etmeleri. Hani bir ticaret yapan adamı söylüyorum ama. Yoksa sanatçının umurunda mı? Sanatçı konser gelecek, işte halkla iç içe, televizyonda, sizlerle bir basında birlikte iç içe. Ama bu değil. İş yapacaksan ekonomiyi, devleti, bu ülkeyi kim idare ediyor onları. Yani her şeyi takip etmen lazım yani. Öyle geçici bir heves olmayacak. Olmaz öyle bir şey yani. Öyle İhtisam, ya. Şeyi de konuşamadım. İhtisas. Onu okudunuz diye. İhtisası okumadım. Yok okumadım. İhtisas değil efendim. Birçok yanınızda çalışan var. Evet. Çalışan sayınız kaçtı acaba en son? Şu an istihdam yaratmak. Evet. Yani bu şu an 650 ile 700 arasında bir insan var şu an. Çünkü bir de inşaat var orada, inşaat işimiz de var. Oradaki süre sürekli değişiyor ama neticede benim bütünüyle SGK'lı olan bütün sayım şu an 650-700 rahat var. En büyük gurur kaynağınız odur. Yani. Benim en büyük mutluluğum o ya. Ne demek yani vesile olmak. Bazen sahneden bile yetiştirdiğim oluyor oraya yani. Ama tabii ki hiç geri kalmadım. Yani zarar ettim yine devam ettim. Neden her zaman... Kar edilmez ticarette. Yani biz bugün mesela bir şirkette bakanlığa bağlı başka bir şirketim var benim mesela. Orada bu yılın çok ciddi artışlarından yani çok ciddi artışlarından ötürü şirket eksiyle kapattı. Olsun. Çünkü daha önceleri artılarım var. Yine hiç kimseyi işten ayırmadım. Yine aynı şekilde hayatımıza devam ettik. Bugün yine oturdu düzene. Onun için biraz bilmek iyidir. Yani tahminleri doğru yürütmek, ekonomiyi takip etmek lazım arkadaşlar. Dünyada ne oluyor'a bakman lazım. Çünkü yoksa bir gün kalktığında bir anda ticaret adamının yüzde küsuratları yok olabiliyor yani. Evet, onun için ticareti bilmiyorlarmış diyorum. Daha iyi mi? Evet. Olması gerekeni baştan söylemedim. Şu an söylüyorum. Ticareti bilmiyorlarmış. Kumar oynamak, içki içmek, sigara içmek, ne bileyim hayatı böyle pembe yaşamak değil arkadaşlar. Biraz bedel ödenecek diyorsunuz. Yani o bedelleri de şu an ağır ödüyorlar. Ben mesela medyada baktığımda işte diyor ki keşke ben böyle yapmasaydım. Ya keşke ben böyle yapmasaydım değil ya. Peki efendim sizler de yıllarınızı verdiniz. Sizin böyle keşkeleriniz oldu mu hayatım? Yok, benim tabii ki keşkelerim yok. Eğrisiyle doğrusuyla yapmış olduğum her şeyin arkasındayım ben.
hiç bugüne kadar pişman olduğum, yani hata da benim, doğru da benim yani. Her şeyin arkasında durmuşumdur yani. Yok demedim yani. Keşkelerim yok. Keşke, ne keşkesi? Yapmasaydınız, yaptın, bedelini kendin yapmışsın. Çünkü kararınsa ödeyeceksin yani, bu kadar. Ağzınıza sağlık efendim. Eyvallah. Çok sağ olun. Şimdiden iyi sahneler diliyoruz o zaman size.